Türk Dil Kurumu'na göre fantezi kelimesi hayal gücüne dayanan, gerçekleşmesi zor veya imkansız olan, genellikle eğlence veya zevk amaçlı yapılan bir düşsel dünyayı ifade eder. Biz de Erdoğan'ın bilinen ve bilinmeyen, milleti bıktıran fantezilerini sizler için derledik. Yastık altı fantezisiyle başlayalım. Öyle böyle bir fantezi değil bu. Milletin dişinden tırnağından artırdığı 350 milyar dolarlık altına ve bir o kadar da dövize çökme projesi. Kendisinin tabiriyle ise ekonomiye kazandırma girişimi. Bunun için Erdoğan 2016'da vatandaşa ilk kancayı attı. Milletten yastık altındaki dövizleri altına çevirmelerini istedi. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na güvenip dolarları ve euroları altına çevirenler oldu. Erdoğan'a güvenmeyenler çeyreğini, bileziğini, kolyesini tutmaya devam etti. Erdoğan durur mu? Tadını aldı bir kere. Sarı öküzü verme hikayesinde olduğu gibi bu kez de altınları istedi. İlk çağrıyı 2018'de Bayburt'tan yaptı, sonra her sene tekrarladı. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Reisin bu fantezisine inanıp doları, euroyu ve altınını bozduranlar öyle böyle zarar etmedi. Erdoğan bozdurun dediğinde 1 dolar 3,5 lira seviyesindeydi. Bugünse 1 dolar 32 lira. Reise kananlar enflasyon hariç sadece doların artmasıyla 1 dolarda tam 29 lira kaybetti. 10 bin doları 2016'da 35 bin lira eden vatandaş bozdurmasaydı bugün 320 bin lirası olacaktı. Reise inananların 8 senede kaybı tam 285 bin liraya ulaştı. Euro ve altın hesabını da kendiniz yaparsınız artık. Siz onu hesaplaya durun, Erdoğan'ın yastık altı fantezisine ara verdiğine dair görüntüleri getirelim ekrana. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettim. Ama bunda tam anlamıyla muvaffak olamadı. Halkın yastık altı birikimlerini talan eden Erdoğan'ın 3 çocuk fantezisini getirelim ekranlara. Her fırsatta en az 3 çocuk tavsiyesi yapıyorum. Başbakan olduğu günden beri her düğünde, davette 3-4-5 çocuk istedi. Gelin damat, kaynana, kayınpeder dinlemedi. Hatta film setinde oyuncu Vilma Elles'ten bile 3 çocuk istedi. Erdoğan bu fanteziye başladığında Türkiye'de doğurganlık hızı 2.38 çocuktu. 2023 yılındaysa 1.51 çocuğa düştü. Niye düştü? Çocuk yapın tavsiyesiyle vatandaşın yatak odasına kadar giren Erdoğan, doğan çocuklara güzel bir gelecek vaat etmediği için diyeceğim ama başörtülü bacımız cevaplasın. İş, aş vermeden herkese çocuk yap diyen Erdoğan, sarayın bu fantezisini sürdürdükçe en çok çocuklar ağladı. Tıpkı Mersin'de kağıt topladığı arabasına el konulan çocuğun gözyaşları içinde ekmek teknesini geri istemesi gibi. Hepimizin yürekleri dağlandı. Dışarıdakilerin ağladığını görebiliyoruz. Peki ya Erdoğan'ın doğurun doğurun deyip cezaevine attığı bebekler? Türkiye'de bugün itibarıyla 780 çocuk cezaevinde. Bunların büyük bölümü 0-6 yaş arası bebekler. Anneleriyle birlikte mapus damlarında büyüyorlar. İşte onlardan bir tanesi. 3 aylık Enis bebek annesiyle cezaevine girmek zorunda kalmıştı. Bebekleri bile cezaevine atan reis çocuk fantezisinde başarılı olamadığını geçen hafta itiraf etti. Kabine toplantısı sonrası şu satırları okudu prompterdan. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız. Ne yapacak reis acaba? Yeni evlenen çiftlere ya da çocuk sayısı düşük evlere danışmanlarını mı gönderir belki? Onlar da milleti çocuk yapmaya ikna eder. 1150 odalı sarayda boş durmamış olurlar böylece. Reisin fantezileriyle sizleri sıktık mı? Durun canım, daha bitmedi. Erdoğan'ın ben ekonomistim fantezisiyle ülkeyi batırdığını kendi ortağının ağzıyla verelim hemen. Faiz sebep enflasyon neticedir teorisinin de gerçek olmadığı bu sürede ortaya çıktı. Bundan tam bir yıl önce ne söz vermişti reis? Kendisi söylesin. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez.
Bunları söylediğinde %8,5 olan faizi şimdi %50'ye yükseldi. Yani bankadan kredi çeken vatandaşı faiz lobisine kurban etti reis. Bununla da yetinmedi. Devlete sigorta, harç borcu olan vatandaşı daha fazla çarpacak. Çünkü alınan gecikme faizini %4'ten %24'e çıkardı. Sarayın koltuğunda bir imzayla, böylece faiz lobisi fantezisinden sıkıldığını dünya aleme ilan etti. Durun canım, daha bitmedi. Erdoğan'ın "bana darbe yaptılar" fantezisini anlatmadan geçilir mi? Bu seneki 27 Mayıs yıl dönümü etkinliklerinde en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiz deyiverdi. Dar ağacına giden eski başbakan Adnan Menderes'ten bile daha fazla mağdur olduğunu ima ederek. Reisin darbe fantezisiyle işin içinden sıyrıldığı en büyük olayı bilmeyen yok. Ayakkabı kutuları, dört bakan, bakan çocukları, rüşvet, Reza Zarrab desem gerisini siz doldurursunuz zihninizde. O günden beri herkesin ağzına sakız oldu. Bana darbe yapıyorlar. İktidar ortağı Devlet Bahçeli de boş durur mu? Mafya lideri Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını Cumhur İttifakı'na karşı bir darbe teşebbüsü olarak adlandırdı. Kimler yapıyormuş darbeyi? Ankara Emniyetindeki birkaç emniyet müdürü. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Gülmeyin, patates soğanın fiyatı 5 lirayı geçince Bahçeli Beyefendi istedi diye depolar basılmadı mı? %150'ye fırlayan enflasyondan darbe yapmak isteyen 3 harfli marketler sorumlu tutulmadı mı? Fantezi zaten eğlenmek amaçlı yapılan bir şey değil miydi? Erdoğan ve Bahçeli de eğleniyor bizimle işte. Bakın, 800'den fazla makası biriktirmiş reis. Açılış yaptığı makasları sergilemeyi ihmal etmedi kocaman sarayda. Sanki millete bir Samsung büyüklüğünde, bir BMW değerinde fabrika açmış gibi. Çoğu yanlış müteahhitlere yaptırılan köprü, otoyol, hastane, havalimanı açılışlarının makasları. Hani şu geçenin de geçmeyenin de, uçanın da uçmayanın da ödeme yaptığı çakış garantili, geçiş garantili projeler. Adama sormazlar mı be reis? Nereye koyacaksın bu makasları? Hayat pahalılığına, işsizliğe, açlığa bir çaresi var mı bunların? Biriktir biriktir, nereye kadar? Hem daha topladığın sigara paketleri var. Saray büyük tabii. Koyacak yer var diyorsun. Baksana, sigara paketlerini özel sandıklara koymuş sergiliyorsun. Bu fantezinle tiryakiliği bırakan bir kişi olsa bile kârdır diyorum. Ama sigarayla ve tütünle mücadele kameralar önünde milletten paket toplamakla yapılmaz ki be reis. Bak, Yeni Zelanda'da 2008'den sonra yeni doğan hiçbir çocuk sigara paketiyle tanışmadı. Çünkü bu tarihten sonra doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklandı. Sen de bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü sigaradan sadece bu yıl 251 milyar 576 milyon lira vergi alacaksın. 22 yıldır fantezilerinle iyi eğlendin be reis. 2023'te 500 milyar dolar ihracat yapacağız fantezisi kurmuştun. Yarısını ancak yapabildik. Cezaevleri boşalacak dedin, ülkeyi açık cezaevine çevirdin. Fabrika temeli atar gibi her ile bir değil iki cezaevi yaptın. İçini de masum ve mazlumlarla doldurdun. Esed devrilecek, Şam'da cuma namazı kılacağız fantezin yüzünden ne sen mutlu olabildin ne de millet. Erdoğan fantezileriyle mutluyken millet fakirleştikçe fakirleşti. Emekli 10 bin liraya, asgari ücretli 17 bin liraya mahkum edildi. Reis ve şürekası anlattığımız fantezileri yaşarken vatandaş yatağa aç giriyor. Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bu hesap ne hale geldi? Onu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel söylesin. Bir öğünde 5 kişilik aile 125 liralık çay simit, 3 öğünde 375 lira, ay 30 gün 11.250 lira. Bitirirken uyaralım, Erdoğan'ın fantezilerini siz evinizde sakın denemeyin.